Said Nursi, kardeşi Abdülmecid'e yazmış olduğu 124. sırada yer alan mektupta hadis-i şerifiyle buna itiraz eden selefi düşüncenin eleştirisi yer almaktadır. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii ki programdayız, canlı bir yayındayız. Gün itibariyle bana ulaşıldı ve özellikle Levlake hadis-i şerifi üzerinde, hadis-i kutusu üzerinde yorum yapmam istendi. Ben özellikle bu hususta özellikle bahsetmek istiyorum. Daha sonraki bir programımızda da bahsettiğiniz konuyu genişçe ele alacağım. Evet, katılımcı arkadaşlarımı ve siz kıymetli seyircilerimizi muhabbetle selamlıyorum. Sizlere Levlake hadisinin izahı nasıldır? Kütüb-ü Sitte'de, Buhari'de ve Tirmizi'de kaynağı belirtilmemiş. Nasıl hadis olabilir? Bediüzzaman'ın bu konuda neler söylemiş? Bediüzzaman bu konuda neler söylemiştir? Bu konuda sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Levlake levlake lema halaktur eflak. Evet. Hadisi bir hadisi kutsidir. Manası şöyledir. Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Hadis-i kutsi nedir? Hadis-i kutsi manası Cenab-ı Allah'a ait olup Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından metin ve ifadeye dökülen ilahi sözlerdendir. Hadis-i kutsiler genelde Allah dedi ki, Allah buyurdu ki tarzında ifadelerle başlar. Çünkü mana doğrudan Cenab-ı Allah'a aittir. Hadis hususunda bazı kaide ve tespitleri sıralarsak mesele daha iyi anlaşılır. Mesela hadis kaynakları olarak sadece Kutub-ı Sitte ve onun gibi şöhret bulmuş kaynakları kabul edip diğer hadis kaynaklarını yok saymak yanlıştır. Halbuki Buhari ve Müslim dışında sağlamlık açısından kıymetli çok hadis kaynakları vardır. Hadis değil demek, manası yanlış demek değildir. Sadece o sözün Allah Resulüne ait olmadığı ifade ediliyor. Halbuki bu hadisin manasını teyit eden ayet ve hadisler mevcuttur. Yine bu kabilden olarak hadis alimlerinin hadisi değerlendirmesi, tenkit ve tahlil kıstasları farklı olabiliyor. Bazen birinin sahih kabul ettiği hadisi başka bir hadis alimi hasen olarak kabul edebiliyor. Günümüzde bir takım din düşmanları hususiyle hadis sahasına şüphe atmak için sistematik olarak gayret sarf ediyorlar. Bunu da bir takım ehli bid'a alimlerince dillendiriyorlar. Levlake levlake lema halaktul eflak sözü hadis-i kutsidir ve ümmetçe kabul görmüştür. Bu hadis bir alimin ya da bir müştehidin bir tevili ve değerlendirmesi değildir. Bahsi geçen kaynaklarda olmaması, yani Kutub-u Sitte'de, Buhari'de ve Müslim'de olmaması hadis olmadığı manasına gelmez. Hadis kaynakları sadece Buhari, Müslim, Tirmizi'ye hasr edilemez. Onun dışında çokça hadis, çokça sahih ve güvenilir kaynaklar vardır. Bu hadisin Kütüb-ü Sitte'de olmaması onun sıhhatine zarar vermez. Evet, levlake levlake lema halaktul eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben alemi yaratmazdım sözü alimlerimizin ekseriyetince kutsi hadis olarak biliniyor. Bu hadisi kutsinin elbette kitaplarımızda kaynakları vardır. Kaynaklarda geçiyor. Bu hadisi kutsi Suyuti'nin El-Alil Mesnu'a, Aliül Kari'nin El-Esrarul Merfu'a ve diğer bir eseri olan Şerhü Şifa, yine Şevkani'nin El-Fevaidil Mecmu'a, Hafız Acluni'nin Keşf-ül Hafa, Muhammed Sa'id
Zarur'un Tahkik, İmam-ı Nevevi'nin El-Ezkar adlı eserlerinde kayıtlıdır. Bu rivayetin hadis-i kutsi olmadığını söyleyen alimlerin yanında hadis olduğunu söyleyen alimler de vardır. Diğer yandan Mevlana Cami, Ahmed-i Cezeri, Mevlana Halid, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Said Nursi gibi nice İslam alimleri bu hadis-i kutsiyi eserlerine almışlar. Bir de bunun yanında levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk hadis-i kutsisini destekleyen ayetler vardır. Kur'an Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselâm için وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ yani biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Bu ayet alakalı hadis-i kutsinin manasına uygundur. Çünkü ayette geçen eflak ve kainat demektir. Ayrıca şu ayetler de söz konusu hadisi destekler mahiyettedirler. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Andolsun içinizden size izzetli bir peygamber gelmiştir. Yine başka bir ayet. Ya eyyuhel nebiyyu inna ersennake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen münira. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ve sen elbette yüksek bir ahlak sahibisin. Evet. Bu ve buna benzer çok ayetler zimni ve işari olarak levlâke hadis-i kutsisinin hadis-i kutsisini teyit ve takviye ediyorlar. Evet. Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle El-Hafız El-Acluni hem de Ali'l-Kari eserlerinde levlâke sözü yani hadis-i kutsisini lafzı itibariyle hadis olmasa dahi manası itibariyle doğru ve haktır demişler. Aynı kanaatı İbn-i Teymiye gibi bir yani bu kadar İbn-i Teymiye hakkında çok şeyler söyleniyor. Mudakkik bir din alimi. İbn-i Teymiye gibi biri bile fetva kitabında bunu izhar etmiştir, bunu dile getirmiştir. Evet, sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Hadis-i kutsisi Risale-i Nur'da birçok yönleriyle izah ve tefsir edilmiştir. Mesela sözler, Risale-i Nur Külliyatı'nın sözler mecmuası sayfa 72'de yine sözler kitabının 215. sayfasında var. Mesnevi Nuriye'de sayfa 38'de bu hadis-i kutsi zikredilmiştir. Bediüzzaman Said Nursi bu hadis-i kutsiden hareketle çekirdek ağaç, meyve içinde yine çekirdek misalinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam maddi ve manevi varlığını bu kainat ağacının hem çekirdeği hem meyvesi hükmünde olduğunu kaydetmiş ve kainatın varlık sebebi olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göstermiştir. Yemediği zaman gibi bir hadis hafızı tarafından sıhhati sabit görülmüş ve adetullah'a uygun bir yaklaşımla açıklanmış, izah ve tefsir edilmiştir bu hadisi kutsi. Bu hadisi kutsi hadis kaynaklarında elbette yer alıyor. Bunu teyiden tekrar söylemekte fayda var. Mesela Keşf-ül Kafa'da 2123. hadis olarak geçmektedir. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk hadisi yani sen olmasaydın ey Habibim felekleri kainatı yaratmazdım kutsi hadisi peki ne anlama gelmektedir diye bir soru da gelebilir. Evet değerli izleyicilerimiz levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk hadisi ile هُوَ الَّذ۪ي خَلَقْ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Bu Allah'tır ki yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetlerini izah etmek gerekir. Evet. Önce şunu belirtelim ki لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ manası sahih olmakla beraber hadis kriterlerine göre bir mesne tespit edilememiştir. Doğru. Ama bununla beraber bu hadisin manası söz konusu ayetlerle hiçbir şekilde bir çelişki teşkil etmez. Çünkü ayetlerde insanların faydasına olan varlıklardan söz edilmesi insana bakan nimet ciheti itibariyledir. Mesela Bakara suresinin 29. ayetinde yeryüzünün insanlar için olduğunun vurgulanması insanın istifadesi cihetiyle nazara verilmiştir. Yoksa yeryüzü yalnız insanlar için yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Çünkü her şeyden önce yer, yani yeryüzü dahil bütün varlıklar Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini dışa yansıtmak için var edilmiştir. Dolayısıyla levlâke hadis-i kutsisi bu ayetle çelişmez. Çünkü bu konuda Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yüksek bir makama oturtulmasının asıl sebebi onun manevi şahsiyetidir. Manevi şahsiyeti ise Kur'an ve sünnetle özdeşleşir. Buna göre Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın varlığın sebebi olarak gösterilmesi de onun Allah'ın kainat çapında tezahür eden isim ve sıfatlarının tecellilerinin insanları anlatan bir muallim olmasıdır. Evet, kainatın iç içe geçmiş iki hikmet için yaratılmış olduğunu düşünmekte mantık açısından bir sakınca yoktur. Allah bir taraftan asıl hikmet ve gerçek illet olan kendini tanıtmak istediği için diğer taraftan bu tanıtma işini en güzel yapan Hazreti Peygamber'in yüzü suyu hürmetine yarattığını söylemek yine aklen bir sakınca taşımamaktadır. Demek ki kainatın yaratılmasının asıl hikmeti, asıl maksadı, gerçek hedefi, hakiki ille-i gayesi Rabbimizin kendini tanıtmak istemesidir. Bunu ikinci derecede takip eden bir hikmet, bir maksat da Allah'ın ilminde bu kainatın Allah'a olan şehadetini, kudret ve ilmine olan delaletini en güzel anlatacak olan Hazreti Peygamber'in yaratılacak olmasıdır. Bu konuda meşhur olan sen olmasaydın kainatı yaratmaz manasındaki hadistir. Aynı mantık formülü yine Zariyat suresinde, Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 56. ayeti için de geçerlidir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanların ve cinlerin sırf Allah'a kulluk etmelerinden maksat kainat çapında tecelli eden isim ve sıfatlarını tanımak ve iman etmektir. Çünkü İbn Abbas'ın radıyallahu teala anhu'nun dediği gibi bu ayette yer alan ibadet kavramından maksat marifettir. Yani Allah'ı tanımaktır. Ameli kulluk daha sonra gelir. İşte kainat çapında Allah'ın varlığını, isim ve sıfatlarını tanıtan Hazreti Muhammed olduğuna göre bu iki ifade birbirini tamamlar mahiyettedir. İkinci bir nokta daha söyleyelim. Kainatın yaratılış gayesi. Yüce Yaratıcı'nın varlığı ve birliğini tanımak, tanıtmak ve onun hak mabud olduğunu gönüllere nakşetmektir. Özellikle şuurlu varlıktan yani cinlerin ve insanların sırf bu görevle yükümlü tutulduğunu, ben cinleri ve insanları sırf beni tanısınlar, yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım mealindeki ayetten anlamaktayız.
Bu hadis-i kutsinin manasının doğruluğunu şöyle sıralayabiliriz. Allah kendini özellikle şu iki kitapla tanıtmak istemiştir. Birisi ontolojik vahyin eseri, yani harika bir nizam ve ahengin örgüsü olan kainat kitabı. Diğeri ise bu kainat kitabının ezeli bir tercümanı ve tefsiri olan ve bütün semavi kitapların esaslarını ihtiva eden Kur'an-ı Kerim. İşte gerek kainat kitabı olsun, gerek Kur'an olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir muallim olmaksızın tamamen anlaşılmasının mümkün olmadığı bir gerçektir. Halbuki anlaşılmaz bir kitap ne kadar güzel olursa olsun, onu anlatan, açıklayan bir muallim yoksa, o kitabın manasız bir tomar kağıttan elbette ki farkı kalmaz. İşte hadis-i kutsi'de Allah'ın en büyük tarifçisi, tanıtıcısı olan bu iki kitabın yegane muallimi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i Muhammediye denilen bu ünvanı dikkate sunulmuştur. Bu açıdan bakıldığında her şeyin şahsiyet-i Muhammediye için yaratıldığını söylemekte bir sakınca yoktur. Bu sebeple ortada şaşkınlığa yol açan bir durum da söz konusu değildir. Değerli izleyicilerimiz, sahabe-i kiramdan Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu anlatıyor. Şöyle, ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Allah'ın her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Cabir, her şeyden önce Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur. O nur Allah'ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne levh, ne kalem, ne cennet, ne ateş, ne cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin ve ne de insan vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsi'de şöyle buyuruyor. Allah seni kendi nurundan, diğer şeyleri de senin nurundan yarattım buyurdu. Evet. Bu da tabi bu hadis-i kutsi İmam Ahmed'in Müsned'inde var. Hakim'in Müsned'inde geçiyor. İbn-i Hibban'ın El-İhsan adlı kitabında geçiyor. Yine Acluni'nin Keşf-i Kafasında bu okuduğum hadis-i kutsi var. Demek ki kainatta en büyük hadise hiç şüphe yok ki kainatın efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifleri hadisesidir. Çünkü hilkat ağacının çekirdeği odur. Kadir-i Zülcelal onun gelişini takdir etmemiş olsaydı kainat da insan da olmayacaktı. Dolayısıyla imtihan dünyasının kapısı da açılmayacaktı. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alem-i kebir, büyük alem, bir şecere, bir ağaç tahayyül edilirse Nur-i Muhammed'i hem çekirdeği hem semeresi yani meyvesi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, hayat sahibi olarak farz edilirse o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse dünya o nur onun aklı olur. İşte levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın ey Habibim felekleri, kainatı yaratmazdım. Kutsi hadisi bu sırra işaret etmektedir. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım hadisi kutsisi nasıl anlaşılmalıdır ve hakikat-i Muhammediye nedir? Tabii ki tasavvufi anlayış da burada devreye girer. Tasavvufi anlayışa göre Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikat-i Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Evet.
alemin var olma sebebi, mebdesi ve gayesi bu hakikattir. Evet, tasavvuftaki ilk yaratılışa dair bu bilgiler Risale-i Nur'da ki bilgilerle büyük benzerlikler göstermektedir. Yani hem tasavvufi anlayış hem de mümkündür ki o tasavvufi anlayışın bir tezahürü de Risale-i Nur'da vardır. İlk yaratılan Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam temsil ettiği nübüvvet nurudur. Kainat onun nurundan yaratılmıştır. Varlığın mebde ve müntehası, yani başlangıcı ve sonucu Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Evet, biraz daha bunu genişleterek anlatmak istiyorum müsaadenizle sayın moderatörüm. Hem o melek, cin ve beşerin seyidi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilahiyenin timsali ve muhabbet-i rabbaniyenin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatın en parlak siracı ve tılsım-ı kainatın miftahı ve muamma-i hilkatin keşşafı ve hikmet-i alemi şarihi ve saltanat-i ilahiyenin dellalı ve mahasin-i sanat-ı rabbaniyenin vassafı, vasfedicisi. Yani Cenab-ı Hakk'ın o sanatının güzelliklerini vasfediyor. Ve camiyet-i isdat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel, en müzecidir, misalidir. Öyleyse o zatın aleyhissalatü vesselam şu evsafı, yani sıfatları ve şahsiyet-i maneviyesi işaret eder. Belki gösterir ki o zat kainatın illeti gayesidir. Yani yaratılmasına sebeptir. Yani o zata şu kainatın halkı bakmış, kainatı halkıtmıştır. Evet, Risale-i Nur'da geçen öz manalar bunlar. Eğer onu icat etmeseydi, kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği Kur'an'ın hakikatları ve envari imaniye ve zatında görünen o yüksek ahlak-ı aliye ve kemalat-ı saniye şu hakikate şahidi kat'idir. Evet, bu levlâke levlâke lâmâ halaktul efrâk hadisi kutsisi tasavvufta da demin bahsettiğim gibi sık sık kullanılan ve kutsi hadis olarak da rivayet edilen bir hadisi kutsidir ki sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Özellikle bu tasavvufi eserlerden biri olan Acuni'de bunun zikredildiğini belirtmek istiyorum. Evet. Yine Hakim'in El-Müsedrek'inde. Şu zaman zaman soruluyor. Bu hadis-i kutsinin kaynağı nedir? Var mıdır? Bu nereden? Bu kaynak nerededir diye soranlar var yani. Evet. Risale-i Nur'da yine Hazreti Peygamber yaratılmışların çekirdeği en mükemmel meylesi olarak ifade edilir. Bu da tabii çok geniş bir şekilde izah edildiği için ben fazla vaktinizi almadan şöyle bir sonuca varmak istiyorum ki evet, eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divanı olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şu uğursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Evet. Yine şöyle söyleyebiliriz. İnsanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hılkatı o çekirdekten imbat etmiştir. O çekirdekte ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nev-i beşerin nısfının ittifakıyla efdalul halk, seyyidül enam, yani herkesin efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Konumuz itibariyle notlarıma bakıyorum. Şunları da söyleyebiliriz de. Yani de, meselenin diğer bir yönü de Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam risalet ve nübüvveti temelde diğer bütün peygamberlerden önceydi. Nitekim o bir
Hazreti Peygamber hadislerinde şöyle buyuruyor. Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur buyurmaktadır. Diye bir hadislerinde de Hazreti Adem hem çamur ve bahçık arasında develenirken ben peygamber idim ferman etmektedir. Demek ki onun peygamber olarak planlanması herkesten önceydi. Evet, Necip Fazıl'ın da bu hususta bir ifadesi var. Onu ifade için o ki o yüzden varız diye tabirini kullanmaktadır. Yani netice olarak diyebiliriz ki bu yaklaşım hadis kritikleri açısından tenkit edilse de manası doğru olan sen olmasaydın alemler yaratmazdın hadisi kutsisinden mülhemdir. Evet, Allah kainatı onun için yaratmıştır. Kainat Allah'ı anlatan bir kitapsa ki öyledir. Bu kitabın tercümanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet, konumuzu burada bağlamak istiyorum. Ve kıymetli seyircilerimize de muhabbetlerimi sunuyorum Sayın Moderatörüm.